Evet arkadaşlar, bugün malumunuz Çapari büyük iş yapmakta, İstavrit için Çapari bağlamayı ve sizlere düğümsüz Çapari bağlamayı, düğümsüz bedene kösteği bağlamayı anlatacağız. Şimdi yapmanız gereken ilk önce bedenimizi, görmüş olduğunuz bedenimizi gergi bir şekilde bir yerden bir yere sabitlemeniz olacak. Gergili şekilde sabitlerseniz atacağınız düğümlerde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi ilk önce daha önceden bayağı büyük bir bağladık bunları. Sizin görmeniz için daha kolay bir şekilde anlayabilmeniz için büyük bir iğne kullanıyorum. Bu iğneyi tabii siz istediğiniz şekilde balığa göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu beden olarak farz ediyoruz. Bedenimizi ilk önce gördüğünüz gibi bakın, beden aşağıda, köstek yukarıda gelecek şekilde şöyle tutuyoruz. Daha sonra birinci düğümümüzü şu şekilde bakın üstten getiriyorum, alttan çekiyorum. Bırakmıyorum tabii. Elim halen şey, hafiften bir kıstırıyorum. Tekrar bir daha aynı şekilde üstten getirdim, alttan bastım, tekrar bir tane daha üstten getiriyorum, tekrar çekiyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi burada güzel bir düğümcük oluştu. Tabi bu köstek boylarını siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi bunun dikkat edin, bakın aşağı yukarı istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Mesela burada bakın kasa düğümü atmıştık. Kasa düğümüne yanaşmaması için ne yapıyoruz? Bunu getiriyoruz. Ölçümüzü alıyoruz. Kasa düğümüne yanaşmadı. Güzelce kösteğin bir ucundan tutup diğer ucundan şöyle güzelce setleştiriyoruz. İkinci adım var arkadaşlar, bunun kaymaması için. İkinci adımı ne yapıyoruz? Bakın şimdi bir yaptık, iki dönderdik, üç dönderdik, tekrar ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Sağlamlaştırıyoruz bunu güzelce. Sağlamlaştırdık. Tekrar alt taraftan aynı şekilde bakın. Bir, iki, üç yaptık. Tekrar alıyoruz. Tekrar getiriyoruz kendimize doğru. Çekiyoruz. İyice sağlamlaştırıyoruz. Bu saatten sonra arkadaşlar bu köstek ne aşağıya, bakın çekiyorum şu anda aşağıya doğru, ne yukarıya, yukarıya doğru kaymayacaktır. Birinci köstemizi bu şekilde bağladık. Evet arkadaşlar, birinci kösteğimizi bağlamıştık. Bunu normal olarak düşünelim. Çapari olarak değil de normal bedenle köstek olarak düşünelim. Bu düğümsüz kösteği. Şimdi ikincisini bağlayacağız. Yine aynı şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Beden aşağıda, kösteğin ucu yukarıda kalacak şekilde getiriyoruz. Birinci düğümcüğümüzü atıyoruz. İkinci düğümcüğümüzü atıyoruz. Üçüncü düğümcüğümüzü atıyoruz. Daha sonradan aşağı taraftan ters tarafından birinci düğümcüğümüzü yine atıyoruz. Bir öncekinde sadece yukarı tarafta, yani kasa tarafında tekli düğümcükler atmıştık, aşağı atmıştık. Bunu daha sağlam yapmak istiyorsak 3 tane bu tarafta tekli düğüm, 3 tane ters tarafta tekli düğüm yaparsak düğümcüğümüz daha sağlam olur. Bunu yaptık, yine 2'yi yaptık, 3'ü yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonradan ne yapıyorduk? Birinci de 1, 2,
Tabii bunu yapmadan önce ne yapmamız lazımdı? Unuttuk onu. Hemen geri dönüyoruz. Ne yapmamız lazımdı? Bu kösteklerimizin boylarını ayarlamamız lazımdı. Eğer bu şekilde köstek bağlarsak içeriye attığımızda bunlar birbirlerine bu şekilde yemler birbirine karışır ve doğru bir sonuç elde edemeyiz. Ne yapıyoruz? Bunu aşağıya doğru çekiyoruz. Çektik. Köstek boylarını ayarladık. Bakın birbirlerine karşı çok az bir mesafe kalacak şekilde ayarladık. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bir yaptık. İki yaptık. Üç yaptık. Ve kendimize doğru çekiyoruz. Bunu tekrar aşağıdan yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. Tekrar bunu kapattığımızda, şimdi buraya bir yakın çekim alalım. Bakın görüyor musunuz bunu? Ne kadar güzel bir düğüm oldu. Bu artık bedene düğüm atmadığımız için, bedeni birbirine bağlamadığımız için bedende herhangi bir kopma olmayacaktır. Tabii bu %100 değil arkadaşlar. Mesela düğümlü yaptığımız köstekler az bir şeyde kopuyorsa bunlar daha fazla bir şey elde ediyor. Tabii ki bu fazlalıklarımızı kesiyoruz. Bunlar tabii tam dipten kesmiyoruz. Biraz parça bırakıyoruz açılmamaları için. Evet arkadaşlar, bunu böyle sıralı daha fazla istediğimiz kadar bağlayabiliriz. Bu görmüş olduğunuz düğüm atılmadan köstek bağlama şekli. Biraz sonra bunu çaparide de aynı şekilde deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz önce düğümsüz köstek bağlamayı anlatmıştık. Malumunuz bu aralar istavrit çok bölgemizde, bizim Marmara bölgesinde özellikle istavrit çok. Diğer bölgeler tabi bilemiyoruz. İstavrit kıyıdan ve tekneden yakalamak için çaparı gerekiyor. Şimdi nasıl bir çaparı yapabiliriz? Bunu deneyeceğiz. Şimdi biz burada yapmış olduğumuz çaparılarda en büyük dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi, arkadaşlar, kıyıdan attığımız zaman 50 gram 60 gram kurşun kullanacağımız için balık daha henüz kıyılamadı bizim buralarda. Kıyıdan atacağımız için 50 gram 60 gram kurşun kullandığımız için bedenlerinin en az 35 0,35 olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kopmaması için, ama köstekleri yine istediğiniz gibi kalınlıkta kullanabilirsiniz. Şimdi ilk önce arkadaşlar, gördüğünüz gibi önce bir kasa düğümü yapıyoruz. Kasa düğümümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle güzelce kısa yapacağız bunu. Bunu şeye dallayacak için her zamanki gibi biraz ıslatıyoruz. Şimdi burada bir püf noktası da anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kasa düğümümüzü attıktan sonra tekrar bir düğümcük daha oluşturuyoruz. Birinci düğümün altına gelecek şekilde ayarlıyoruz bunu. Altına gelecek şekilde ayarladık yine. Bakın şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iki tane düğümcük oluştu. Bu düğümcükler balıkçı tabiriyle patlama oluyor. Bu patlamayı engellemiş oluyoruz. Bu düğümcükler iki tane, şuradaki birinci ve ikinci düğümcüğü yaparsak sert atışlarda patlayıp takımımızın kaybolmasını engeller. Bu da bir önemli bir faktördür. Bu şimdi misina çok kalın olduğu için arkadaşlar,
böyle güzel durmadı ama normal misina'da yaptığınız zaman çok güzel bir şey oluyor. Şu bölümü daha kısa tutmakta fayda var. Evet arkadaşlar, şimdi bunu bir gergiye almamız lazım. Rahat çalışabilmemiz için gergiye almamız lazım ki rahat bir şekilde çalışalım. Daha önceden bağlanmış olan çaparilerimizi görüyorsunuz arkadaşlar yine. Çaparilerimiz daha önceden bağlanmış. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine bir önceki şeyin gösterdiğimiz gibi ilk önce bedenin üstüne çaparımızı getiriyoruz. Birinci düğümümüzü atıyoruz. İkinci düğümümüzü atıyoruz. Üçüncü düğümümüzü atıyoruz. Ve şöyle şuradan tutarak, tabi bunları fazla deforme etmeden şuradan tutarak hafiften kendimize çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Ondan sonra tekrar ters taraftan gördüğünüz gibi arkadaşlar, ters taraftan tekrar birinci düğümümüzü attık. Tekrar alıyoruz. İkinci düğümümüzü atıyoruz. Tekrar alıyoruz. Üçüncü düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. Boyunu ayarlıyoruz bedene göre. Daha sonra tekrar arkadaşlar buradan 1 2 tabi hemen çıktı ters şeyde olduğu için 1'i yaptık, 2'yi yaptık, 3'ü yaptık ve bağladık arkadaşlar. Yine ters taraftan birinci düğüm, ikinci düğüm, üçüncü düğüm yaptık, çektik arkadaşlar. Bunun misinası çok ince olduğu için kösteklerin arkadaşlar, çok fazla çekerseniz kopar. Orantılı bir şekilde dengeliyoruz ve birinci kösteğimiz hazır. İkinci kösteğimizi alıyoruz arkadaşlar. İkinci kösteğimiz yine aynı şekilde beden altta, köstek üst tarafta olacak şekilde birinci düğümümüzü atıyoruz. İkinci düğümümüzü atıyoruz. Üçüncü düğümümüzü atıyoruz. Şöyle hafiften bir çekiyoruz. Ne ayarlaması yapmamız lazım? Bakın burada yine köstekler, çapariler birbirine karışmaması için bunu aşağıya doğru çekiyoruz istediğimiz şeye. Bunu da getiriyoruz. Bakın biraz fazla uzak oldu. Hemen elimizle ittiriyoruz. Gördüğünüz gibi ters taraftan birinci düğümcüğümüzü attık. İkinci düğümcüğümüzü attık. Üçüncü düğümcüğümüzü attık. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız buradan? Bir, hiç çıkarmadan 2, 3. Çekiyoruz kendimize doğru. Aynı şekilde burada da 1, 2 ve 3 yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bunu güzelce sıkıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu istediğimiz şekle, istediğimiz kadar arttırabiliriz. Tabii ki kullandığımız kamışın boyuna göre orantılı olmalı arkadaşlar. Yoksa bunu kıyıdan atmanız bayağı zorlaşır. Mesela 3,60 bir kamış kullanıyorsanız 7'li, 4 veya 3,90, 4,20 kullanıyorsanız 10'lu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabi bunun bitirdikten sonra altına da yine ya kasa düğümü yapılır arkadaşlar, ya da böyle fır döndürülü kullanılır. Çünkü bu fır döndürülü kullanmak ne faydası var arkadaşlar? Aşağıdan kurşun döndüğü zaman takımı böyle bu şekilde birbirine dolandırır, ama fır döndürülü olduğu zaman aşağıya bir fır
bağladığınız zaman, klips, fır döndürülü klips bağladığınız zaman kurşunun ucu fır döndürüde olduğu için kurşun döndükçe fır döndüğün dönecektir. Döndüğü için de takımı dolaştırmayacaktır. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.